Merhaba arkadaşlar, bir eğitim setiyle daha karşınızdayım. Yine eğitim setimizde Adobe Premiere Pro CC 2018 kullanarak oyun montaj videolarının nasıl yapıldığını göreceğiz. Ee, bunu tabi sadece oyun olarak sınırlandırmamak lazım. Ben burada sadece örnek olarak oyun videosu kullanacağım. Siz onun yerine benzer şekilde dizi, film ya da kendi çektiğiniz videoları benzer şekilde montajlayabilirsiniz. Öncelikle Premiere Pro'da yeni bir sayfa açarken Karşımıza bu şekilde bir panel gelir. Öncelikle sayfa dosyasının adını buraya yazıyorum. Ben biliyorsunuz, daha önceden görmüşsünüzdür belki. Dota oyuncusuyum, Dota oynamayı seviyorum. Orada da sevdiğim bir karakter var, Enigma diye. Ben bu Enigma ile bu eğitim seti için bir oyun oynadım. Bu oyunu oynarken de ekran kaydı aldım ve onun montajını burada yapacağım. O yüzden dosyanın adı Enigma. Kayıt yeri de benzer şekilde. E, masa üstünde Enigma diye klasör oluşturmuştum. Buraya kaydedeceğim. Sizler de e, düzenli çalışmak adına öncelikle çalışma alanınızı, çalışma klasörünüzü oluşturun. İçine videolarınızı aktarın. Ondan sonra Premiere Pro'nun için onları sürükleyin. Yani videonun biri C'de, fotoğrafın diğeri D'de. E, bir tanesini de işte internetten çektiğiniz gibi yapmayın. Her şeyinizi tek bir klasörde düzenli bir şekilde tutun. Bunu da yaptıktan sonra buradaki ayarlara ilk etapta girmeyeceğim. OK diyorum. Karşıma görmüş olduğunuz gibi bir e, arayüz açıldı. Şu anda biz Adobe Premiere Pro'nun editing yani e, düzenleme arayüzündeyiz. Burada çeşitli arayüzler var. Eğer sizler de farklı arayüzler görüyorsanız buradan edit kısmına geliniz. Edit kısmına geldikten sonra sol alt köşede görmüş olduğunuz gibi Project Enigma burada açık. Bu ne anlama geliyor? Proje dosyası Enigma olan dosya şu anda burada açık ve bu alan da bu dosyanın havuzu. Havuzdan kastım nedir? Ee, gerekli materyaller, materyallerin tutulacağı alan. Şöyle başlayalım. Şurada Import Media to Start diyor. Yani bir dosya çekim başlamak için diyor. Ben buradan Enigma dosyasına girdim ve ekran kaydı aldığım oyun videosunu Open diyerek çalışma dosyasının içine sürükledim. Oyun videoları ee, keyifli bir etki verebilmesi için genelde 60 FPS çekilir. Ee, ve 60 FPS çekildiği zaman da çok yüksek boyutlarda çıktı alınır. Burada mesela yarım saatlik bir oyun bu. 28 dakika oynamışım. Ve bu yaklaşık 6 GB'lık bir video. Bu yüzden hani eğitim setine başlarken şundan bahsetmek istiyorum. Ee, program kısmen bazı noktalarda donabilir. Neden? Ben çünkü hem aynı anda ekran kaydı alıyorum, hem de aynı zamanda 6 GB'lık bir dosyayla e, işlemler yapmaya kalkacağım. Dolayısıyla çok az takılmalar yaşayabiliriz. Siz kendi çalışma alanınızda bu takılmaları yaşamayacaksınızdır. Şimdi havuz alanına videoyu sürükledim. Görmüş olduğunuz gibi mouse'u üzerinde şöyle oynattığım zaman bile e, bir takım ön izlemeleri bana veriyor. Ben buna çift tıklıyorum arkadaşlar. Buna çift tıkladığınız zaman video source panelinde açılır. Source nedir? Kaynak. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an benim ekran kaydı yaptığım uygulama e, yeni bir güncelleme yapmış. Ben de ilk defa şimdi gördüm. Bu bizim dersimizde çok işimize yarayacak. Şöyle Turn On dediğimiz zaman aktif oluyor. Buradan rengimi falan seçiyorum. Marker'ımın rengini. Ve çalışma yüzeyinde size şu şekilde işaretlemeler yapabiliyorum. Bu yüzden e, bundan sonraki eğitim setleri birazcık daha profesyonel geçecek diye ümit ediyorum. Evet, Bu Source kısmı bizim kaynak... Alanımız kaynaktan kastım nedir? Videoyu kaynak alanına sürüklediğiniz zaman, ee, burada, burayı mutfak gibi düşünün, ekmeği dilimlersiniz, yani videoyu dilimlersiniz, dilimlersiniz, dilimlersiniz. Ondan sonra hangi kısmı yemek istiyorsanız, yani hangi kısmı oynatmak istiyorsanız, onu buradaki timeline paneline, timeline paneline buraya sürükleyebilirsiniz. Yani burası şu taraf bizim kaynak panelimiz, bu taraf bizim ee, timeline panelimiz kaynaktan timeline'a sürükledikten sonra bu videolar şu yukarıda görmüş olduğunuz alanda e, orijinal görüntüsüne kavuşacaklar. Yani bizim asıl render alacağımız, bizim çalışmamızın ana görüntüleri burada yer alacak arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle devam edelim. E, şimdi bu e, 28-29 dakikalık bir video. Bu arada birazcık sesin kısmında fayda var. Görmüş olduğunuz gibi mavi imlecimi hareket ettirerek videoyu ön izleme yapabiliyorum. Aynı zamanda buradan play e basarak da videoyu anlık olarak izleyebilirsiniz. Bu şimdi 28 dakikalık video ve ben burada e, 3-4 tane ya da 5-6 tane sahne var zannedersem 5-6 tane sahneyi kesip alacağım. E, fakat burada şuna dikkat çekmek istiyorum. O sahneleri ben neye göre alacağım? Eğer ben düzenli çalışan biriysem ki öyle olduğunu düşünüyorum. Bakın not defterine hangi sahneleri keseceğimi yazmışım. E, 0. saat 6. dakika 45. saniye 20. frame ile işte 0. saat 6. dakika 56. saniye ve 11. frame arasındaki yani şu görüntüyü kesip timeline panelime sürükleyeceğimi buraya not almışım. Sizlerden de yapmanızı istediğim budur. Eğer ki e, Premiere Pro'da çalışacaksanız düzenli çalışmanızda çok fayda var. Bu sizi çok hızlandıracaktır. E, bu şekilde aldığınız not sizi hızlı bir şekilde hareket etmenize yardımcı olacaktır. E, şimdi kesme işlemlerine geçeceğiz. Girişi yaptık burada bitirelim. Bir sonraki ders kesme işlemlerini görelim. Evet, görüşmek üzere.